Taraftar çok Cem Uzan ifadesi kullanıyor. Dün şimdi siz bak, Cem Uzan'la bir irtibat kurmuştunuz. Dün işte o olaylar olunca tabii kısa kesmek zorunda kaldık. Dün akşam devamlı ben mesajlaşıyorum Cem Uzan'la. Şimdi şöyle bağlanacaktı. Şehitler için canım yanıyor, konuşacak halim yok. Sen benim adıma konuş Gökmen diye böyle tek tek şeyleri yazdım kendisiyle. Şimdi şöyle diyor kendisi. Yakında Türkiye'ye döneceğim diyor. Hukuki sorunları hallettim dedi. Dursun Özbek istifa etsin adayım diyor. Arkadaşlar orada liste çalışmaları başladılar bile diyor. Gökmen diyor Özden Ak sen de listemdesin kabul edersen tabii diyor. Galatasaray için her şeyi yaparım. Burada tabii söylediği şu var. Galatasaray adası cimbomların adası olacak. Kongre üyeleri, liseliler öncelikli girecek. Suada bende olmaz diyor kendisi. Yani böyle bir şeyle bütün şeyle gelecek buraya. Lise kısmını bir kere daha tekrar eder misin abi? İyi anlaşılsın. Galatasaray adası artık cimbomların adası olacak diyor. Tamam. Aa, yok liseyle ilgili bir ifadesi kongre, var. Kongre üyeleri ve liselilerin liseliler öncelikli girecek diyor. Şu an Suada bende olmaz diyor. Yani Galatasaray adası olarak anılacak diyor. Suada olarak anılmayacak diyor. Tabii şimdi şöyle verdiği çok güzel şeyler de var. Yani başkan olarak çok şeyler yapacağım diyor. Mesela şöyle Şampiyonlar Ligi kupasıyla ineceğim arenaya Gökmen helikopterde sen de olacaksın diyor. Yani bu kadar ciddi şekilde vaatleri var. Tabii şurada şu da var tabii. Dursun ile Galatasaray durur. Kevin'i FIFA'ya bildirecek. Kadrosu olmayan başkan mı olur diyor. Kendisi de rahatsız bu konularda. Yani şöyle Benzema sözümdür. Ortaya genç ve yeni Melo bulacağım diyor. Bir Pirlo mesela diyor ama genç bir Pirlo Galatasaray orta sahasını bulacağız diyor, oynatacağız diyor. Yani kendisinin Galatasaray adına çok önemli şeyler var, projeleri var. Buradaki ekibi çalışıyor. Yalnız şunu da söyledi kendisi. Siyasi kimliğim her yere kucak açmama nedendir diyor. Şöyle diyor, Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl diyor? Fenerbahçe'li olmasına rağmen Galatasaray'a, Beşiktaş'a büyük hizmetleri oldu. Trabzon'a büyük hizmetleri oldu diyor. Statlarında falan yapımında diyor büyük emekleri var diyor Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bundan dolayı diyor ben de diyor siyasi kimliğim nedeniyle diyor gel Türkiye'ye Galatasaray başkanı olduğum zaman diyor bütün diyor Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a, Trabzon'a bütün kulüplere diyor Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımıyla hareket edeceğim diyor. Yani bu verdiği vaatler çok önemli tabii çok güzel şeyler de var burada. Mesela şunu da söylüyor. Hani kulüp mesela Ünal Aysal kulübü perişan etti. Kasaları boşalttı diyor. Allah yani razı olsun Duygun abi bizi kurtardı. 4. yıldızlı falan taktık diyor. Yani orada Fransa'da kendisi ama devamlı burada Galatasaray'da neler oldu, neler bitti bunları net olarak kendisi takip ediyor ve mesajlaşıyoruz. Zaman içinde tabii arkadaşlarımın da şeyi varsa, görüşleri falan varsa dolayısıyla tabii ben son olarak şunu söyleyeyim. Devam edecek de Sayın Cem Uzan'ın Galatasaray'a tekrar başkan olması sonucunda her türlü yardımı kendisine yapabilirim. Sayın Faruk Süren'le çok iyi dostlar, arkadaşlar. Faruk Süren'le de devamlı irtibat halinde olduğunu biliyorum. Faruk Süren'in de Cem Uzan'la birlikte Galatasaray'ın geleceği açısından çok önemli projeler üreteceklerini kendisi de söylüyor. Faruk Süren de abi lütfen unutmayın. Engin Çınar tam Gökmen Özden abi söz verirken tam bir şey söylemek üzereydi. Onu lütfen ifade edin sonra Ziya Şengül'e döneyim. Ya demeyecek sevgili Özer dedi ki kongre kararı işte 60 puan geri kalırsak falan fıstık dedi. Ben kesinlikle katılmıyorum. Dursun Özbek Galatasaray başkanı olduktan sonra Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı belli mi? Belli. Galatasaray'a yakışır oyuncuları alması lazımken bu transferleri yapmasa, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 0 puan çekse, Galatasaray ligde kötü gitse bu taraftar, bu delege ona çok kısa zamanda, en kısa zamanda olağanüstü kongre kararı alır ve ondan sonra da Galatasaray'daki başkan adayları ortaya çıkar diye düşünüyorum. Şimdi Ziya Cem Bey'e ben soru soracağım. Cem Bey'e soru soralım. Gökmen abi helikopter alacak, bindirecek, gelecek, inecek. Bunlara saygı duyuyorum. Ben az önce ne dedim? İşte Gökmen abi bu işin içinde olacak. Biz de yanında abimizdir, sevdiğimiz abimizdir. Büyük saygı duyuyoruz ve sevinç duyuyoruz. Ama Cem Bey'e buradan sorular sormak lazım.
Yani bir bu var, bir de işin bir pembe tarafı, bir de öbür tarafı var değil mi? Biz o siyah tarafından bakalım. Şimdi bir, önce hukuki süreç çok önemli. Yani belli bir stratejide yurt dışında yaşıyor ve ülkeye girişi yasak. Şimdi ülkeye girişi yasak, fakat oradan Galatasaray başkan, ben diyor başkan olacağım, talibim diyor. Önce bu süreç, acaba Cem Bey şunu sorayım. Bir, bu süreç kalktı mı? Kalkacak mı? Bu sürecin kalkıp kalkmasıyla ilgili herhangi bir yetkiyle, Türkiye'de birileriyle görüştü mü? Buraya gelecek ki bu hazırlıkları yapıyor. Bak heyetim diyor, çalışıyor diyor. Gökmen abiye mesaj atıyor. Bugünkü sorunların büyük bölümünü hallettim dedi. Ne zaman gelecek? Bir, bu da önemli. Ne zaman bu ülkeye giriş yapabilir? Bunun dışında Galatasaray'ın önemli isimleri, mesela çok önemli isimlerinden bir tanesi. Hep bizim duyduğumuz, biz Beşiktaşlıyız ama bunda İnan Kıraç mesela. Ondan mesela icazetler alındı mı? Benim bildiğim kadarıyla bütün kongrelerde herkes bir İnan Kıraç'a gider. Doğru mu? Bunlar oldu mu? Duygun Yarsuvat'la görüşüldü mesela mü? Mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim burada. Cem Uzan'ı tanıyorum demek doğru olmaz ama ben de, onun emrinde uzun yıllar çalıştım. Ben de. En azından bir fikrim var. Cem Uzan icazet almaz kimseden ama görüşür. Yani mutlaka ya, görüşür. İcazetler ya, görüşecek. Ben geleceğim, ben bir yapılanma yapacağım. Galatasaray'a gelmek istiyorum. Galatasaray'da liseliler ve liseciler var. Bak şu Ünal Aysal, Galatasaray kulübüne Ünal Aysal ve dolayısıyla tabii kendisi kaçtıktan sonra, yani Galatasaray'ı sıkıntıya sokup kaçtıktan sonraki periyotta Duygun Yarsuvat, işte o zaten kendisi de teşekkür ediyor. Dördüncü yıldız taktiği olmasaydı işimiz zordu falan dedi. Tabii o periyotta Galatasaray, tabii büyük olması nedeniyle, duayen olması nedeniyle Galatasaray'da bir toparlanmak söz konusu. Sıkıntı olmadı mı? Oldu tabii. Neticede ne olursa olur. Ama İnan Kıraç'ın yaptığı yahut da abi diye getirdiği insanların başta Ünal Aysal. Galatasaray'ı ne hale soktu ya? Çıkmaza girdi Galatasaray'a. Çıkmaza girdi yani. Ekonomik büyük zarar var Galatasaray'da. Ve 3 sene Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Bu 4. sene gidiyor. Peki, dün de konuştuk. Abi, yani yok derse kim? Cem Bey'le görüştü. Cem Bey dedi ki ben senin adaylığını desteklemiyorum derse Cem Bey'le koyar mı? Valla sevgili kardeşim ben bilemiyorum yani. Tamam. Makamına örnek, saygı duyuyorum. Yani böyle haksızlık da etmek istemem. Dursun Özbek başkana Galatasaray'da başkan olacak yahut da Galatasaray'ı uçuracak bir başkan vizyonu falan yok. Bir o öyle bir liderlik şeyi peki, yok. Sen çok önemli bir soru soruyorum. Son burada yok, bir dakika. Son bir soru. Son yok, bir soru. Bir son şey bir soru. Var, bir dakika. Bir şey abi son bir soru. Lafı ben alırken sen hemen attın. Abi tamam. Öyle mi? Abi ama şimdi ya, akış öyle bir gidiyor ki Ziya abi. Kesemiyorum. Gökmen abi bir dakika. Abi çok önemli bir olay var. Gökmen abi şimdi burada Gökmen abi Cem Uzan'la konuşmuş. Bayağı da önünde bir kağıtlar almış ve notlar almış. Mesajlarını kağıda yazdı. Yazdı. Bu kadar ve mesaj. Gökmen abi de eğer Cem Uzan ben başkan olursam Gökmen abi de yönetimi alacak demiş değil mi abi sana? Evet. Şimdi Cem Uzan'ın bu anlattıkları bana göre, senin de bize anlattıkların taraftarlar için bana göre önemli. Yani taraftarları hareketlendirecek, galeyana getirecek, taraftarları biraz heyecan verecek şeyler. Şimdi ben Cem Bey'e buradan bizi izliyorsa sesleniyorum. Evet. Diyorum ki Sayın Uzan, ben Galatasaray Divan Kurulu üyesiyim. Ben. Ve siz başkan adayı olursanız size oy atacak kişilerden birisi de benim. Beni Gökmen Özdan'a vermiş olduğunuz bu notlar tatmin etmedi. Sayın başkan adayım. Ben Divan Kurulu üyesiyim ve konuşuyorum. Beni tatmin etmedi. Taraftarlara yönelik Gökmen abiye bir takım şeyler vermişsiniz. Saygı duyuyorum. Ama ben bir divan kurulu üyesi olarak ben bu vermiş olduğunuz Gökmen Özden'e vermiş olduğunuz donelerle ben gelip size oy atmam Sayın Uzan. Neden oy atmam? Çünkü bana çok bu dedikleriniz çok 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 size saygı duyuyorum ama beni çok tatmin etmedi. Yapar mısınız yapmaz mısınız? Yani bu vaatler örneğin işte adayı şöyle yaparım. Gökmen'i helikopterle alırım. Şimdi burada i̇şte, şimdi de, ben de diyorum ki burada şu var. Bir dakika, bir dakika. Abi pardon, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika abi bitireyim bir dakika. Bir dakika. Bu abi, bunlar buraya döndükten sonra hukuki sorunları tamam. Sonunda bitirdikten sonra geldiği zaman net olarak olduğu gibi her şeye hakim olacağını. Tamam. Arkadaşları liste çalışmaları falan yapıyorlar. Tamam. Şimdi zaten. Abi Cem Bey'in hani döndük şimdi şöyle bir şey var. Abi, yani abi. Uzun süredir yurt dışında olan. Tamam. Anladın mı? Yani Cem Bey'in telefonu yok mu abi? Cem Bey'in telefonu var abi. Hayır, onu demiyorum. Şimdi Cem Bey sana bu notları gönderdiğine göre Cem Bey'in Türkiye ile şu anda diyalogları çok iyi. Sana da notlar yollamış. Seninle devamlı konuşuyor. Evet. Şimdi ben de diyorum ki taraftarlar da bizi seyrediyor şu anda. Galatasaray taraftarlar. Ben de diyorum ki bir divan kurulu üyesi olarak diyorum ki Cem Bey
ben size bu vermiş olduğunuz şeylerle ben size gelip oy atmam. Çünkü sizi başkan yapacaksam ben ve benim gibiler yapacak. Taraftar yapmayacak. Sizin dedikleriniz diyorum taraftarlara yönelik açıklamalar Gökmen abiye verdiniz. Şimdi ben diyorum ki Cem Bey eğer Türkiye'yi çok... Önce taraftar coşacak, isteyecek. Evet. Ondan sonra geldikten sonra burada evet. yaptığı yapılanma evet. yahut da ne bileyim cami içindeki tamam. diyaloglar sonucunda evet. o zaman net olarak sen de yapacağı konuşmalar, tamam. yapacağı projeler evet. Galatasaray'ın önünü açacak her türlü maddi manevi... Anladın mı? Yapılanma sonucunda tamam. kendisi bunları zaten abi, anlattığı zaman sen de evet. Divan üyesi olarak ki evet. ben de divan evet. üyesiyim. O zaman sen inanacaksın, oy vereceksin. Tamam ben de diyorum ki bugün itibariyle dönmesi sonucunda yani bu dönmeden önce uzun senelerde dışarıda olduğu için evet. böyle mesajla Galatasaray camiasına ya da taraftarlarına tamam. bir mesaj. Ben de ne güzel. Ama gelecek ben diyor. Diyorum ki bak o zaman net ama. Olarak tamam. sen de, abi, ben de inanacaksın. Oyunda atacaksın. Bu kadar demek ki Türkiye ile ilişkileri şu anda iyi. Sana mesaj alıyor olabilir. Ben de diyorum ki Cem Bey'e sesleniyorum buradan. Cem Bey o zaman telefonu ver Cem Bey'in. Bizi de seyrediyor da olabilir. Bilmiyorum seyrediyor mu? Seyrediyorsa diyorum ki. Cem, seyrediyor evet. Ha seyrediyor mu şu anda? Evet, emin misin seyrediyor? Evet. Tamam. Sayın Uzan. Rica ediyorum sizden. Diyorum ki. Galatasaray taraftarı da seyrediyor şu anda. Ben de bir divan kurulu üyesi olarak beni tatmin edin. Ben de size buradan diyeyim ki açık yüreklilikte diyeyim ki gelip oyumu size atacağım diyeyim. Bir kişi kazanın. Zaten Gökmen abiyi kazanmışsınız. Beni de helikopterle değil uçakla dolaştırın. Araya giriyorum. Yani, Gökmen'i kazanmışsınız bilmem ne falan diye yani öyle. Hayır. Sanki Cem Uzan'ın adamıymışım gibi falan. Adamı değilsin. Yani. Ay adamı değilsin de şimdi burada. Abi burada şimdi sen. Abi Gökmen abi sen şimdi Cem Uzan'ın. Konuşurken dikkat et kelimelerine. Abi kelime değil. Şimdi ben ama Gökmen abi gerçeği söylüyorum ben. Kötü bir şey söylemiyorum ki. Sen şimdi Galatasaray adına ve kötülük mü yapıyorum ben? Kötülük yapmıyorsun. Sen şimdi burada Cem Uzan'ın dediklerini anlat. O zaman şimdi mesela şöyle bir şey var. Şimdi mesela 10 dakika sonra da mesela ben bir tane başkan adayı kafama koyayım. Onun bana dediklerini alayım, kağıtlara yazayım. Diyeyim ki siz de başkan adayı olsun falan. Yani ben de diyorum ki beni inandırsın diyorum veya bağlansın. Ya Cem Uzan'la senin başkan adayınla yan yana koymam bile ayıp ya. Niye? Sen kimsin ya? Cem Uzan'la gidip de senin başkan adayını yan yana koyuyorsun. Kim yani? Benim başkan adayım mı? Kim mi? Nasıl kim mi? Kim? Söyle bakayım kim ya başkan adayı? Olur mu ya? Ayıp ya. Bir dakika ya niye ayıp? Benim başkan adayım var. Ayıp ya niye Cem ayıp? Uzan'ın yanında. Hayır ben Cem Uzan'a bir şey demiyorum ki sen nereden çıkardın bu kadar şimdi? İtibarı olan bir insanı yani gidip benim de... başkan adayımın itibarı yok mu? Yok. Niye? Yok. Allah Allah. Senin başkan adayın itibarı yok. Niye yok? Yok. Niye? Evet. Ya sen gönlündeki amigo gibi davranıyorsun. Hayır niye yok abi Gökmen abi. Sen öteki adamı aşağıladın şimdi. Cem Uzan'ı yükseltiyorsun. Diğer başkan adayını aşağılıyorsun. Ne demek Cem Uzan'la yani karşılaştıraması? Cem Uzan da koskoca bir adam. Benim söyleyeceğim adam da koskoca bir adam. Saygıdeğer bir adam. Cem Uzan nasıl saygıdeğer bir adamsa. Evet. Söyleyeceğim adam da saygıdeğer bir adamdır. Sen niye onunla onu mukayese edemedin şimdi onu anlamadım. Yani o adam yoldan geçen bir adam söylemeyeceğim ki ben. Kim peki? Söyleyeyim istiyorsan. Söyle. Var içinde bir adam ama ben gelmez. Söyle... Efendim? Gelmez. Niye yapamaz. Gelmez? Gelir abi niye gelmesin? Benim istediğim adam o. Bırak ya her şey yokuşa... Abi niye yokuşa? Galatasaray'ın ben inanamıyorum yani. Şimdi niye? 50 senedir bu camianın içindeyim. Evet. Galatasaray içindeki kişiler her zaman yokuşa sürüyorsunuz hepiniz. Nereye yokuşa sürüyorsunuz? Hepiniz. Abi yokuşa sürüyorsunuz. Bütün kongreye. Abi tamam da ben de diyorum ki bağlansın ya, Cem Bey. Beni ikna etsin buradan diyeceğim ki ona bir kişi kazanacak ya. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ya sen kimsin seni ikna edecek? Ne? Ya, Cem Uzan ya. Ne demek? Ne anlatıyorsun? Ben divan kurulu üyesiyim ya ne demek sen kimsin? Divan kurulu üyesi. Ne oldu ben vereceğim sen ya. Sen aynı şekilde Cem Uzan'a konuşamazsın. Ben vereceğim. Yok, ben Cem Uzan'a bir şey konuşmadım ki Gökmen abi. Senden ne oldu Cem Uzan'ın avukatı mı oldun ya? Ne alakası var? Ne alakası var? Ben sana diyorum ki Cem Uzan'a diyorum ki saygıdeğer bir insan. Galatasaray'a yakışacak bir başkan adayını desteklemeye çalışıyorum. Bu kadar basit. Ya ben ya bir dakika Gökmen abi. Sen destek... Sen destekliyorsun. Herkes destekleyecek diye bir kural yok ki ya. Bak bu sene çok ağlayacaksınız. Sen biraz fazla Galatasaraylısın. Abici. Bu sene çok ağlayacaksınız. Ben ağlamam Allah'a şükür. Göreceksin. Allah'a şükür ağlamayın. Ya bir saniye ya. Bir dakika hızı rica edeyim ya. Evet. Nerede sen mahalle kavgasına dönüyorsun. Abi sen bana ben sana filan ne oluyor? Ben kendi fikrimi söyleyeyim mi? Eğer Cem Uzan Türkiye'ye gelme şansını yakalarsa, adli makamlarda her şey düzlüğe çıkarsa, ben iddia ediyorum ki Cem Uzan Galatasaray'a başkan olursa çağ atlatır. Ve de Türkiye Cumhuriyeti'nde olmayan bir Galatasaray camiası yaratır. Çünkü eline attığı işi yarım bırakmayacağına göre, iddialı bir pozisyonda başkan olacağına göre, bir kere ister istemez vaat ettiklerinin hepsini yapacak. Çünkü zaten bu şekilde başkan olma isteğini yaşıyor. Eğer senin beklentindeki başkan
böyle bir kişi gelirse Cem Uzan, Sayın Murat Özer'e, o zaman siz Galatasaray olarak mutlu olmaz mısınız? Bana soruyorsun abi. Soruyorum sana dakika, soruyorum. Murat Özer'i sen değil misin? Tamam da Ziya bak şimdi. Olayı ben burada benim konuşmam bütün izleyenler anlıyor zaten. Abi sen her tatmin zaman... olmak istediğin için abi, ben de diyorum evet. ki Cem aynı Uzan şey. Gelir evet. başkan olursa evet. daha doğrusu Türkiye gelirse bir kere kesin başkan adayı olur ve seçilir. Eğer Galatasaray'a çağ atlatırsa evet. vaat ettiklerini gerçekleştirirken ki gerçekleştirir evet. o güce sahip. Evet. O zaman sen Galatasaraylı bir ferdi olarak mutlu olur musun olmaz mısın? Ya Ziya abi şimdi ama şöyle bir şey getiriliyor. Abi tatmin abi, olmak istiyorsun. Abi olay şöyle bir şey getiriyor. Seni tatmin edecek. Niye abi, seni tatmin edecek? Bak şimdi olay şuna getiriyor. Galatasaraylılar tatmin edecek. Abi sen ben şimdi ya. Ziya abiciğim bak şimdi benim burada ben içimden gelenleri söylüyorum. Ben diyorum ki Cem Uzan gelir. Ya aynı şeyi 50 kere söylüyor. Tamam dinledik abiciğim. Başka bir şey söyle tamam. Dinledik onları başka bir şey söyle. Ne bak. Söyleyeyim abi senin için. Aynı Cem Uzan gelir. Tamam anlat başka bir konu var mı abi? Ne konuşalım abi? Dönüyorsun plak gibi dönüyorsun. Taş plak Cem gibi. Cem Uzan'ın açıklamaları verildi. Cem Uzan'ın aynı şey. Tamam. Şu anda Cem Uzan konuşuyor. Sen ne diyorsun? Hüsamettin Bey tamam. konuşsak. Ya yeter yani. Konuşalım. Tamam hep dönüyorsun. Aynı döngüde döndük ne ya. Ne yapalım peki? Ne tamam ne istiyorsun Cem Uzan'la? Seni ikna mı edecek? Etmiyor. Kazanamayacak mı ya seçimi? Allah senin bir oyun var. Galatasaray'da kaç bin kongreydi var? Kaç bin ya kongreydi kardeşim, var? Ya kardeşim Galatasaray'da... 8000'de bir. Ha baba 8000'de bir oluyor. Gözünü seveyim. Bir dakika kardeşim. Karınca dünyası gibi oldu. Abiciğim bak beni illa şeye getiriyorsunuz. Gaza getiriyorsunuz. Ya kardeşim, kızma arkadaş. Ben de şimdi buradan... Seni niye ikna etsin adam arkadaş ya? Kardeşim. Ziya abi ne güzel diyor. Galatasaray'ları ikna etsin. Ya kardeşim Galatasaray ben bir kongre üyesiyim. Ya ne yapalım üyesi sen? Ne yapalım senin gibi 8000 kişi var ya. Abi o zaman onları da ikna etsin. Bağlasın onları da ikna etsin. Ya bağlanır bağlamaz. Belki adam gelecek genç partiye başkan olacak. Partisi yok mu? Nereden biliyorsun Galatasaray'ı? Bana ne abi siyasete girmesen. O da olabilir. Niye girmeyeyim ya? Partisi var onun. Beni Galatasaray ilgilendiriyor. Allah Allah. Sayın Özer'in Cem Uzan Türkiye'ye gelir. Hukuk evet. yollarından eğer hiçbir davası yoksa şu an Cem Uzan Türkiye'de giremez raporları var. Eğer abi Sayın Uzan Türkiye'deki bu rapor işlerini avukatlarından hallederse tamam. sevgili Ziya abinin dediği gibi güçlü bir insan Galatasaray'a faydalı olur. Şimdi ben sana soruyorum. Cem Uzan gibi hakikaten imkanları olan bir insan Galatasaray'a gelse evet. oy verir misin diye soruyorum sana. Sen de dedin ki Sayın Uzan bağlanırsan bir oy da benden alırsın dedin. Bir de yanlış mı edecek. Coşkun Özer yanlış mı söyledim? Evet. Murat Özer'i tatmin edecek. Kardeşim ben de sana diyorum ki evet. eğer Galatasaray'a inanılmaz derecede katkı sağlayacak bir pozisyon olursa sen hala tatmin olmaz mısın? Olurum. O zaman onu ama kapat Ziya abi ama bak Allah şurada bir abi bak bir şey söyleyeceğim. Abi sana. Çok menfi geldi. Abi menfi geldi. Şimdi eğer böyle bir şans varsa evet. Türkiye girişinde mükemmel bir şekilde dört dörtlük hale geldiyse Galatasaray aday olur ve seçilir. Ve Galatasaray benim iddiam çağ atlatır. Seni de mutlu eder. Bütün Galatasaraylıları da mutlu abi, eder. Abi bak ben de o zaman diyorum ki sana. Ben Cem Uzan'ın gelmesine... Tatmin olma lafı nereden? Abi ben, bir dakika o zaman şöyle bir şey yapalım o zaman. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şimdi burada Cem Uzan'ı konuştuk değil mi? Cem Uzan'ı konuşuyoruz. Ya siz konuştunuz. Tamam saygı duyuyorum ben Cem Uzan'a. Gökmen abiye de saygı duyuyorum. Ben de diyorum ki o zaman... Ben de diyorum ki başka bir aday daha söyleyeyim ben. Söyle abi. Onun da mesajlarını okuyalım. Söyle. Abi tamam ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi burada bana göre, nasıl söyleyeyim? Söylemek de istemiyorum abi ya. Beni ille söylettirmeyin. Niye söylemeyeceksin? Söyleyemem. Yani burada niye şimdi... Abi söyle. Şimdi ben mesela başka bir tane burada sırf Cem Uzan'ın konuşulması bana bir divan kurulu üyesi olarak yadırgadım ben. Yani sırf Cem Uzan Galatasaray'a başkan olacak diye bir kural yok. Başka adaylar da konuşulsun, onlarla ilgili de konuşulsun, onlar da bağlansın. Ne oluyor be, ne oluyor da Dursun Özbey'i zor buldu be Galatasaray. Sen ne başkan? Abi tamam ya da. Ya bugün itibariyle Fenerbahçe'de bir saysana başkan adaylarını kenarda bekleyen. Abi tamam da. Ya. Cem Uzan açıkladı. Abi açıkladı mı adaylığını? Ya Yusuf abi açıkladı mı adaylığını? Sen? Açıkladı mı adaylığını? Ben Fransızca mı konuşuyorum? Abi sana tamam da oğlum ben bir Fransızca buraya Fransızca abi, mı yazdım? Abi resmi ben? Açıklaması var mı? He Rusça mı yazdım? Abi bir dakika resmi. Evladım bak hukuki abi, sorunlarım var diyor. Onların ya, son tamam. aşamasında tamam. hallettiğim zaman abi, geleceğim ve tamam her şeyi yapacağım. Abicim. Arkadaşlarım diyor içeride orada çalışmalar ya, yapıyorlar abi, diyor. Daha ne desin ya, adam? Gökmen abi. Yani hukuki sorunları var yani. Abi resmi ya. Bir açıklaması yok. Resmi açıklaması yok. Nasıl resmi? Abi resmi ben Galatasaray'a başkan adayıyım. Dede. Ne zaman dedi abi? Sen gazete evet. okumuyorsun. Ne zaman dedi abi? Evet dedi abi. Ne zaman dedi geçen haftaya kadar dedi. Evet. Aynen şunu söyledi. Ben Galatasaray'a başkan olacağım. Başkan adayı olacağım. Hı. Ve alacağım futbolcuları. Evet. Hedeflerini de aynen gazetede tek tek şimdi Gökmen'in aşağı yukarı okuduğuna benzer şeyleri evet. söyledi. Şey de yıllardır söyledi Ziya abi sizin... Abi sen ne istiyorsun? Abi sizdeki şey aday olsun mu diyorsun oldu diyor. Aday olabilir.
Aday olmamasına ben bir şey demiyorum. Benim demek istediğim burada şu abi. Ben diyorum ki sana. Burada mesela sizin şey neydi? Yıllardır ben de başkan olacağım diyor. Fenerbahçe'de yakışıklı Saadettin Saran o da yıllardan beri her seferinde açıklama yapar. Ben Fenerbahçe'ye başkan olmak istiyorum der. Ben Fenerbahçe'ye başkan olacağım der. Taraftar da ona destek verir. Aynı şey değil. Bak, abi niye? Dinlemiş bir dakika. O da yıllardan bir dakika. Aziz Yıldırım olmaz. Bir dakika ya. Bir dakika be kardeşim. Tamam diye. Tamam diye abi. Ay ne kadar meraklıymışsınız kendinize. Ayrı bunu yanıma koydular mı? Saadettin Saran haysiyet divarından dışlandı. Evet. Başkan adayı olabilmesi için ilk önce kongre üyesi olman lazım. Bu üyelik hakkını kısa bir dönem için kaybettiği için başkan adayı olsan da olmasan da seçilemez. Sen hala Saadettin. Sonra kazandı o hakkı abi. İyi, kazandığı zaman da... Hayır. Hukuki girişimler devam ediyor. Şu anda bak kazansa bile mevcut başkanı olan bir Fenerbahçe kulübüne başkan adayı olma isteği başka şey. Elbette bir gün ben de aslanlar gibi Fenerbahçe'ye başkan olmak istiyorum. Herkes diyebilir. Evet. Ben de derim. Evet. Herhangi bir üye de diyebilir. Şimdi sen Saadettin Saran'dan Cem Uzan'ı yan yana aynı kefeye koyma. Bir tanesinin Türkiye'ye girip girmeme olayı var. Eğer bir Türk vatandaşı olarak Türkiye'ye girebilme şansını elde ediyorsa ben iddia ediyorum. İstediğin adayı çıkart. Bir tane değil. 10 tane adayı çıkart. Cem Uzan aday olur. Galatasaray'da başkan seçilir ve Galatasaray'ı da inanılmaz derece kısa dönemde uçurur. Uçurmasının ötesinde mucizevi bir şekilde başarılı olur. Abi sizin fikriniz. Ben de fikrimi söylüyorum. Sen de sen kavga ediyorsun kardeşim. Hukuki sorunlarını halletmiş. Cem Uzan gibi Galatasaray'ı alıp uçuracak bir başkan istemez misin? Gökmen abiciğim bak siz de... Ya bana bırak bırak. Bana cevap ver. Soruma sana cevap veriyorum. Sen... Geveliyorsun. Gevelemiyorum. Evet. Geveleyecek bir şey. Ben gayet evet. açık duygularımı söyledim. Evet. Gevelediğim falan yok. Ben sana diyorum ki Gökmen abicim diyorum. Evet. Galatasaray'da Cem Uzan başarılı olabilir. O ayrı bir konu. Ama ben diyorum ki Cem Uzan kadar daha da başarılı olabilecek bir başkan adayı da olabilir. Yok, niye olmasın? Öyle. Yok niye oğlum. Olmasın? Yok. Niye olmasın? Yok. Niye? Dursun Özbey'i nereden? Nereden buldular? Abi sen Dursun Özbey'i bırak ya, şimdi. Ya başka bir yorum. Aday diyorsun. Günal Aysan nereden buldular? Galatasaray'a 100 milyon euro verecek. Nerede? Galatasaray yani şimdi Cem Uzan gelmezse Galatasaray bitti mi abi? Battı mı? Peki kim aday? Cem Uzan gelmezse biz bittik. Evlat sen göreceksin. Cem Uzan gelmedi biz bittik yani. Bak sana ben bir şey söyleyeceğim. Galatasaray bu şekilde yürüdükleri sürece, evet. anladın mı? Bu şekilde yürüdükleri sürece, evet. bu rehavetten dolayı, anladın mı? 4 senede 3 tane şampiyonluk aldık, işte ne bileyim 12 kupanın 8'ini aldık falan evet. gibi, 4. yıldızı taktık gibi, anladın mı? Bu rehavet Galatasaray'ın sonunu yapacak, anladın mı? Bak göreceksin bu sene, oturup ağlamayacaksın burada. Gökmen abi ya sen haklısın diyeceksin, göreceksin. Gökmen abi, bekle, belli bir süre bekle. Cem Bey'e bu takım. En az 4. 5. olur. Yani 2. şampiyon falan olamaz. Olamaz. Yok, o zaman taraftar dönecek bakacak herkes şey buralara kaçacak. Takım mı olamaz? Aynen öyle. Niye şampiyon olamaz? Aynen öyle. Aynen. Şampiyonlar Ligi'nde de göreceksin. Göreceksin. Niye? Göreceksin. Ne demek? Mevzuyu değiştirdim. İnşallah olmaz. Sen de yanlış konuşmaya başladın. Hayırdır? Şampiyon olamaz. Bilmediğin şey. Niye olmaz? Ortada fon yok. Yumurta. Nereden biliyorsun şampiyon olamayacağını? Görünen ki o kılavuz işte. Sen nereden? Abi. Geçen sene de aynı şeyi bırak söyledin. Bırak abi. Beşiktaş şampiyon olur dedi. Fener olur dedi. Ya bırak Allah aşkına. Ya üç tane bu kupa. Kadar iddia. Bir Allah aşkına girmeden bir bekle. Olmaz dayanamaz abi. Hep yok. Daha iki kelime konuşurken olmaz. Bile yine giriyorsun. Zengin abi sen burada mıydın? Bir dakika sevgili kardeşim. Abicim, şu adam geldiğinden beri ne kadar zamandır bilmiyorum. Tek kelime konuşmadı. Özellikle sen boyuna. Affedersin abi. Sultan Hamam'da yok olur mu? Bir dakika pardon Ziya abi. Bir dakika. İlk bölüm. Bir dakika. İlk bölüm milli takım konuşuldu mu Ziya abi? Abi bir dakika abi. Konuşuyor İlk bölüm abi. Milli takım konuşuldu. Evet. Ben söz aldım. Istiyor, bir saniye. Sustum. Galatasaray konuşmaya mecbur konuşuyorum. Bir dakika özür dilerim. Ne istiyorsun Adnan? Hiç söyle. Hiç efendim? Hep aynı şey. Bir saattir konuşuyoruz. Şimdi neden konuşuyoruz? Konuşanlara susun mu diyeyim? Onu mu istiyorsun? Fırsat vermiyor arkadaş. Bir dakika kardeşim. O artık birbirinize olan saygınız, ona da mı ben müdahale edeyim? Evet abiciğim. Sizin birbirinize saygınız yoksa ben mi müdahale edeyim? Onun için burada oturuyor. Galatasaray konusu açıldı. Ben söze girdim. Milli takım konusu başladı. İlk milli takım bölümünde ben ağzından bir laf çıktı mı çıkmadı. Çünkü milli takımı konuştular ben konuşmadım. Galatasaray konusu açılınca konuşmayayım mı kardeşim? Galatasaray konusu açıldı. Sevgili Özer'e.